Eğer bu çağda biz, çağın getirdiği bir aşırılık olarak, israf normuna ayarlanmış müminler olursak, evet sabah namazını kıldığımız için, sabah namazından hesap verecek durumda olmayız kıyamet günü ama, israfı normlaştırmış insanlar olarak, Sırat köprüsünde zorlanırız. Bu sebeple, iki ölçüyü yeniden bireyler olarak evlerimizde aile olarak iş yerlerimizde iş sahipleri ve işçiler olarak sokaklarımızda yürüyen insanlar olarak toplantılarımızda bir araya gelen müminler olarak yeniden israfın ne olduğunu ve nerelerde olduğunu bu iki başlığı yeniden ayarlamak adeta fabrika ayarlarımıza yani Kur'an ayarlarımıza dönmek zorundayız. İsraf herhangi bir şeyin yersiz ve gereksiz kullanılması demektir. Suyun fazla akıtılması demek değildir. Yersiz ve gereksiz kullanılan her şey bir israftır. Hafızlık yapması mümkün olmayan, zeka yapısı ezbere müsait olmayan bir çocuğun hafızlık maratonuna taşınması da bir israftır. İyi hafız olacak, sesi güzel bir gencin başka ilimlerde meşgul edilmesi de bir israftır. Tıpkı bir litre ile abdest almak mümkünken, üç litre ile abdest almanın israf olduğu gibi iki cümleyle anlatılabilecek bir meseleyi on cümleyle anlatmanın israf olduğu gibi. Bir kere tebessüm etmenin yeterli olduğu bir boşalma için dakikalarca gülmenin israf olduğu gibi. Ben seni seviyorum deyip bir hediye vermek yeterli iken sevdiğini ifade etmek için Belki de günlerce vakit harcamanın, şımartmanın israf olduğu gibi. İsrafı ekmek, elektrik ve su israfının daha ötesine götürebilirsek mümin kimliğimizle hayatta yaşıyoruz demektir. Evet. Su israf edildiğinde, yani gereksiz ve yersiz harcandığında, ekmek yiyecek israf edildiğinde Domates yersiz ve gereksiz harcandığında israftır. Elektrik aydınlatma yersiz ve gereksiz olduğunda israf edilmiş olur. Evet, zaman israfı diye bir israf vardır. 10 dakikanın yeterli olduğu yerde 1 saat harcamak, 7 saat uykunun sağlık açısından yeterli olduğu bir yerde 8 saat uyumak israftır. Bu başlıkları tek tek sayıp da vakit harcamak da bir israftır. Ekmek su diye ben burada sayarsam israf etmiş olurum vaktimi. Hayır. Mümin hayatının tamamını Allah için ve Allah ile yaşamak zorunda olan insan olduğuna göre hayatın bütünü bizim için israf açısından gündem demek.